İzleyiciler, bugün Kocaelispor Yılport Samsun Spor maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Bugün Kocaelispor kendi sahasında oynadığı müsabakada ilk yarının sonlarında Ben Hur'un attığı golle Samsun Spor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti. Samsun Spor ise ligdeki ilk yenilgisini alarak ligde 3 puanda kaldı. Bugün Kocaelispor sahaya 4-2-3-1 formatında çıktı. Kalede Korjan oynadı. Savunmada sağ bekte Semih, sol bekte Sisse, savunma ikilisinde ise Diego ve Musa Nizam oynadı. Orta sahada 2 tane 6 numarayla oynadılar. Mancek ve Mehmet Taş oynadı. Onların hemen önünde 8 numara olarak Yılmaz Özeren oynadı. İleride ise üçlü olarak Bahattin Köse, Ben Hur ve diğer tarafta ise Pereira oynadı. Konuk Samsun Spor ise kalede geçen haftadan sadece 2 değişiklik vardı. Nurullah ve Melih yoktu bugün ilk 11'de. Kalede bugün Aykut'la oynadılar. Savunma dörtlüsünde Ali Ülgen oynadı sağ bekte. Sol bekte Soner. Defans ikilisinde ise bugün Boli ile yine onun yanında Burak oynadı. Orta sahada ön libero olarak Osman Çelik oynadı. Osman'ın hemen önünde çift yönlü orta saha olarak Hasan Kılıç. Onun önünde ise Gökhan Karadeniz oynadı 10 numara olarak. İleride ise üçlü olarak sol kanatta Yasin Öztekin, sağ kanatta Çinari, en uçta ise Tomane ilk 11 ile sahaya çıktılar. Bugün neden Kocaeli Spor maçı kazandı ve neden Samsun Spor maçı kaybetti? Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Samsun Spor aslında maçın 80. dakikasına kadar topu ve oyunu şekillendiren takım hüviyetinde göründü. Kocaeli Spor ise direkt oyunu oynadı. Yani kontra ataklarla pozisyon üretmeye çalışan bir takım olarak oynadı. Maçın ilk yarısında iki tane pozisyonu vardı Kocaeli Spor'un. İkisi de aynı tarzda pozisyonlardan geldi. Yani oyunu kendi sol kanatlarına göre çekip oradan bir anda rakip takımın savunma arkasına doğru sağ kanata doğru uzun top atıyorlardı. Burada da fiziksel olarak Ben Hur'un Soner'e karşı üstünlüğünden faydalanmaya çalışan bir oyun anlayışıyla sahaya çıktı Kocaeli Spor. Samsun Spor ise daha çok set hücumlarından pozisyon üretmeye çalışan bir takım hüviyetinde oldu. Ama tabii ki bugün teknik olarak bazı noktalarda eksiklikleri vardı. Yani Samsun Spor'un. Yani rakibi açma anlamında daha üretken bir hamleler beklerdim Mehmet Altıparmak'tan. Bu konuda biraz sıkıntı yaşadı. Aslında şunu da söylemem gerekiyor. Geçen haftadan bir yapmış olduğum yorumlarda şunu söylemiştim. Tomane'nin yerine ben Mehmet Akyüz'ün ilerleyen haftalarda formayı alabileceğinden bahsetmiştim. Evet, Tomane bu ligi bence uygun bir santrafor değil. Bunu geçen hafta da söylemiştim. Ben başarılı olabileceğine de inanmıyorum. Ama yani Mehmet Akyüz'ü de bugün izledikten sonra hani Mehmet Akyüz'ün de yani geçmiş performanslarını düşününce hani Mehmet Akyüz'e gerçekten bugün sahadaki gördüm Mehmet Akyüz, geçmişte izledim Mehmet Akyüz'le aynı Mehmet Akyüz müydü? O noktada biraz soru işaretleri uyandırdı yani açıkçası. Mehmet çok form olarak geriye gittiğini görmüş oldum bugün. Diğer taraftan ise Samsun Spor'un bir başka Mehmet Altıparmağı eleştireceğim nokta ise şu. İlk yarıda 3 tane aynı şekilde pozisyon yakaladı Kocaeli Spor. Hep oyunu sol tarafa çekip savunma arkasında Ben Hur'a uzun top atıyorlardı. Yani Ben Hur'la Soner eşleşmesinden pozisyon yaratma teşebbüsünde bulunuyorlardı. Bunlardan 2 tanesi ciddi pozisyonlardı. Ve birisi zaten kaleci Aykut çıkarttı. Diğerinde de golle sonuçlandı. Yani bu noktada aslında ben Mehmet Altıparmak'tan şunu beklerdim. Sahaya 2-6-1-8 numarayla çıkmış olan Kocaeli Spor'un zaten merkezden gelme şansı hiç yoktu. Bu kadar merkezden gelme şansı olmayan bir takıma karşı ön liberoyla oynamanın da çok mantıklı olmadığını düşünüyordum. Yani burada yapması gereken şey aslında üçlü savunmaya dönüp orta sahayı beşletip yani bekleri, Ali Ülgen ve Soner'i hücumun bir parçasıymış gibi ileri çıkartması gerekiyordu. Osman'ı da savunmada Boli ile Burak'ın arasına çekip aslında orada Ben Hur'la eşleşmede ya Boli'yi eşleştirmeleri gerekiyordu ya da Burak'ı eşleştirip yani orada markaj değişimine gitmesi gerekiyordu. Savunmaya, üçlü savunmaya dönmesi gerekiyordu. Mehmet Altıparmak'tan bunu beklerdim. Ama böyle bir değişikliğe gitmeyince Ben Hur'da Pereira'nın ortasında cezayı kesmiş oldu. Kocaeli Spor'da güzel bir golle ilk yarı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da zaten tamamıyla geriye kapanan bir Kocaeli Spor vardı 80. dakikaya kadar. 80. dakikadan sonra ise Samsun Spor fiziksel olarak gerçekten çok düştü ve özellikle maçın son dakikalarında Kocaeli Spor'un yakaladığı ciddi pozisyonlar da vardı. Kocaeli Spor'un son dakikalarda yakaladığı pozisyonları gole çevirememesinde ise futbolcuların çok fazla bireysel oynama isteklerinden kaynaklanan problemler olduğunu düşünüyorum. Mesela Yiğit'in veya İlyas'ın yani çok
özür dilerim, Kubilay'ın çok bireysel pozisyonlara girme teşebbüsleri. Yani biraz daha pas organizasyonlarını, Tizler'i de aynı şekilde buna katarım. Yani biraz daha yardımlaşarak oynasaydılar bence son dakikalarda 2-0, 3-0'a da götürebilirlerdi maçı. Ama maçın son dakikalarında Samsun Kocaelispor ileri üç elemanları çok fazla bireysel bir şekilde bitirmek istedi pozisyonları ve bu da pozisyonların golle sonuçlanmamasına sebep oldu. Samsun Spor açısından ise yani dediğim gibi daha çok Soner ve Ali Ülgen'i daha çok hücumda hücumun bir parçası olarak kullansaydılar belki daha etkili olabilirlerdi bugün savunmayı üçlüye döndürüp. Ayrıca şunu da söylemekte fayda var. Yani kapalı savunmaları açmaya yönelik daha bir sırtı dönük santrafor tipine ihtiyacı var. Yani Tomane ve Mehmet Akyüz'de bu işin olmayacağı artık belli oluyor. Yani zaten merkezden hücum pozisyon üretme anlamında Samsun Spor'un bir sıkıntısı var. Yani Gökhan Karadeniz, ben her zaman söylüyorum, Gökhan Karadeniz bu takımın ilk 11 futbolcusu olamaz. Yani bu lig seviyesinde artık Gökhan Karadeniz'in 10 numaralığından Samsun Spor çok bir şey beklememesi gerekiyor. Daha çok kanatlardan pozisyon üretme noktasına hareket etmeleri gerekiyor. Bu noktada ise Yasin Öztekin ve bugün Çinari oynadı. Ben muhtemelen ilerleyen haftalarda Fofana'nın ilk 11'e gireceğini düşünüyorum. Fofana ilk 11'e girdiği zaman yani yapılan ortalarda daha golle sonuçlandırabilecek daha net bir santrafor tipine ihtiyacı var Samsun Spor'un. Transfer dönemi bitmeden bence bir tane santrafor transferine ihtiyacı varmış gibi görünüyor bu takımın. Diğer taraftan ise Gökhan Karadeniz'in yerine artık Savicevic mi orada değerlendirilecek yoksa farklı bir kurguya mı gidecekler bilmiyorum ama yani bu takımda birkaç oyuncunun yerinin değişmesi gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar bugün için söyleyeceğim fazla bir şey yok. İki takımı da tebrik ediyorum. İkili takıma da gelecek haftalar için başarılar diliyorum. Şunu da söylemekte fayda var. Kocaeli Spor adına birkaç şey daha söyleyeyim. Yani Kocaeli Spor bugünkü ortaya koyduğu mücadele bence bu maç için değerlendirecek olursak belki bu maç için mantıklı bir oyun anlayışı olabilir ama Mustafa Reşit Akçay'ın şunu artık bir karar vermesi lazım. Bu takımın bir oyunu yok arkadaşlar. Her hafta farklı bir oyun formatıyla birçok oyuncunun yerini değiştirerek oynatıyor. Bugün ben açıkçası ilk 11'i gördüğüm zaman çok şaşırdım. Yani birçok futbolcunun geçen haftadan yeri değişmiş. Sisse geçen hafta sağ bek oynarken bugün sol bek başladı. Musa Nizam sol bekti, stopere kaydırıldı. Mehmet Taş stoperden ön libero'ya kaydırılmış. Yani birçok futbolcunun yeri kaydırılarak birçok farklı kurgu deneniyor. Bu takımda bir kere öncelikle şunu kesinlikle karar verilmesi gerekiyor. İrfan Başaran her ne kadar bu taraftarların birçoğu kabullenmese de İrfan Başaran bu takımda her zaman ilk 11'de banko oynaması gereken bir futbolcu. Çünkü orta sahada top tutabilen bir oyuncuya ihtiyaçları var. Orta sahada top yapabilen pas kalitesi yüksek bir oyuncuya ihtiyaçları var. İrfan Başaran'ın bir şekilde bu takımın ilk 11'ine monte edilmesi gerekiyor. Mustafa Hoca ile ilgili de söyleyeceğim eleştiri şu. Yani bu takımın ideal bir oyun planının olması gerekiyor. Bu takımda bir ideal oyun planı yok. Her hafta rakibe göre bir oyun anlayışıyla sahaya çıkarsanız yani bu sizin güçlü takım olduğunuzu göstermez. Bu sizin rakibe göre pozisyon aldığınızı ve rakipten çekindiğinizin bir göstergesi olması lazım. Göstergesi olduğunu kanaatine gelir. Yani Kocaeli Spor'un bir oyun formatına bürünmesi gerekiyor. Bu şekilde lig sonuna kadar gidemez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.